20 Mayıs Cuma haftanın son işlem gününe hoş geldiniz efendim. Dün 19 Mayıs'ta Ulusal Egemenlik ve Spor Bayramı'ydı. Bakıldığı zaman Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak kabul ediliyor biliyorsunuz. Bir kez daha Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle analım. Ve bugün de haftanın son işlem günü ve piyasalarda tam anlamıyla bir resesyon fiyatlamasının olduğunu belirtelim. Ve bu anlamda piyasalarda bir satış baskısı var. Bakalım Borsa İstanbul'a nasıl bir sirayet yapacak? Hemen bir konuklarımıza bakalım. Konuklarımıza baktığımız zaman ilk bölümde Özgür Çantır bizlerle birlikte olacak. Stratejist ve Borsa İstanbul tarafında 2500 puan seviyesinin zorlanıldığını gözlemliyoruz. Bunun sebeplerini tartacağız. Sonrasında konuğumuz Emre Şirin olacak. Özellikle ABD tarafında resesyon endişeleri derinleşti. Dün Amerikan borsaları satıcılıydı ve bunu özellikle devam edip etmeyeceğini tartışacağız. Sonrasında da konuğumuz temel analist Yaşar Yıldırım. Satış döneminde hangi hisselerin ucuz, hangi hisselerin potansiyel vaat ettiğini sanırım bir kez daha konuşmakta fayda var. Kendisi saat 8.30'da bu ekranlarda olacak diyelim. Öncesinde bir gündemin sıcak manşetlerine bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan Millet Bahçesi'ne ilişkin bir ihtimal pistleri belki de kaldırmayacağız. Pistler belki de kalacak ama pistlerin dışındaki şu andaki mevcut yeşil alanlar çok daha farklı bir yeşil alan haline getirmek suretiyle orayı zenginleştireceğiz açıklamasında bulundu. Aynı zamanda iki ülkenin NATO'ya üyelik başvurusuyla ilgili de NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine hayır diyeceğimizle ilgili arkadaşlarımıza söyledik. Yolumuza bu şekilde devam edeceğiz açıklamasında bulundu efendim ve Türkiye'nin bu anlamda veto uygulayacağını belirtti Sayın Cumhurbaşkanı. Avrupa Birliği kurumları ise üye ülkelerin yer altı doğal gaz depolarında gelecek olan kışa kadar en az %80 oranında doldurulmasını zorunlu hale getirecek bir mevzuat uzlaşısında efendim. Uzlaşı sağlandı diyelim. Diğer taraftan ABD Merkez Bankası'nın bakıldığı zaman New York Şubesi küresel tedarik zincirindeki baskıların Çin'deki karantina önlemlerinin Ukrayna'daki savaş ve ABD ile Asya arasındaki hava taşımacılığı maliyetlerinin artması sebebiyle Nisan ayında kötüleşeceğini bildiriyor ki bu anlamda enflasyonun daha da negatif bir boyuta gelebileceği noktasında uzmanlar uyarıda bulunuyor. Çin'in de omikron varyantını tetiklemiş olduğu COVID-19 salgını sebebiyle uygulanan karantina tedbirleri aşamalı olarak kaldırıldı. Şangay'da şu ana kadar 12 milyon kişinin yaşamış olduğu düşük riskli alanlarda sokağa çıkma kısıtlamasına son verildi. Şangay'da son 24 saatlik hastalık belirtisi gösteren 82, göstermeyen 32 vaka tespit ediliyor. Bir kişi hayatını kaybetti. Şehirde karantina bölgeleri dışında yeni vakaya da efendim rastlanmadığını söyleyelim ki özellikle piyasalar için oldukça önemli bir gelişmeydi Şangay'da alınan önlemler. İngiltere ise Rus hava yolu sektöründe yeni yaptırım kararı aldığını duyurdu ki İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yaptırımlar kapsamında 3 hava yolu şirketi olan Airflot, aynı zamanda Ural Airlines ve Rossiya Airlines'a 50 milyon sterlin değerinde kullanılmayan iniş alanlarının İngiltere'deki havalimanlarına satamayacağını bildirdi efendim. Önemli bir gelişmeydi diyelim ve hemen buradan ekonomik veri ajandasına bir göz atalım. O tarafa baktığımız zaman Almanya'dan üretici fiyat endeksi açıklanacak. Aynı zamanda bakıldığı zaman saat 10'da Türkiye'den tüketici güven endeksi, BUBA Başkanı Nagel'in konuşması, ECB'den konuşmalar var, Philip Lane'den. Aynı zamanda Avrupa bölgesinden tüketici güven endeksi Türkiye saatiyle 17'de açıklanacak. 17.30'da Merkezi Hükümet Borç Stoğu, aynı zamanda sondaj kuyu sayısı var Türkiye saati 20'de. Ve tabii ki her cuma olduğu gibi CFTC net spekülatif pozisyonlarda piyasalar için oldukça önemli bir gelişme olduğunu söyleyelim. Az önce Jamaika Merkez Bankası 50 bas puan faiz artırdı. Mısır Merkez Bankası faizleri 200 bas puan yükselttiğini belirtelim.
Bu sabahta Çin Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı vardı. Kısa vadeli faizleri değiştirmedi bir senedeki LPR'ları, ancak uzun vadeli faiz oranlarında indirim yaptığını söyleyelim efendim. Ama öncesi gelin birlikte fiyatlamalara bakalım. Kur tarafında bir hareketlenme var. 15.94 seviyesinde olduğumuzu söyleyelim. Neredeyse artık 16 seviyesine kadar geldi ki burada özellikle küresel anlamda yaşanan dolar rallisinin oldukça önemli bir şekilde Türk lirasının zayıflattığını belirtelim. Diğer taraftan Borsa İstanbul tarafı ise 2500 puan seviyesinin altında kalmaya devam ediyor. Geçen hafta çarşamba günü 19 Mayıs öncesindeki son işlem gününde 2393 puandan tamamladı. Gram altın fiyatlarında ise bakıldığı zaman 943.76 seviyesindeyiz. Özellikle Çin'in 5 yıllık kredi ana faiz oranı 15 bas puan düşüşle 4.45'e indiği belirtiliyor. Çin'in rekor faiz indirimi de şu anda rejimizden de paylaşıldı. Önemli. Çin piyasaları desteklemeye çalışıyor. Bunun sebeplerini birazdan konuşacağız efendim. Hemen bizim taraftaki şirket haberlerine bakalım. Matrix ve Pamel paylarında bir ay süreyle önleyici tedbirler uygulanacak. Aynı zamanda Esenboğa Elektrik Eczacıbaşı Yapı ile birlikte SSG Bozüyük Fabrikası'nın Çatı Öztüketim Güneş Enerji Santrali kurulum sözleşmesini imzaladı. Paşabank tarafındaysa 100 milyon TL'lik varlığa dayalı menkul kıymet ihracı yapılacak ki yılbaşından bu yana 300 milyon TL'lik bir hacme ulaştı bu ihraçlar sayesinde. Diğer taraftan dinamik ısınma kina ve euro yatırım 17 Haziran seans sonuna kadar hem açığa satışa hem de kredili işlemlere konu edilemeyecek. Garanti BBVA içinde önemli bir haber geldi. Birazdan konuklarımızla birlikte bunu da masaya yatıracağız. MSCI endeksinden çıkarıldı. Tabii Garanti Bankası'nın fiili dolaşım oranının BBVA satın almasıyla birlikte %15'in altına gerilemesinden sonra MSCI Global Standard Endeksinden efendim çıkarıldığını belirtelim. Hemen dolar endeksine bir bakalım. O tarafta nasıl bir tablo var? Dolar endeksine baktığımız zamansa 405'lere kadar gelmiştik. Şu andaki genel seviye ise 102.99'da. Euro dolar paritesinde 1.06'lara oldukça yakınız. Özellikle bakıldığı zaman Glasnost'un açıklamaları 50 bas puanlık bir faiz artışı olabileceği yönleri euro bir miktar değer kazanmış. Ancak bu sabah hafif de olsa dolar endeksine bir yönelim var. Euro dolar paritesinde de yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kaldığını belirtelim. Şimdi bir haberimiz var bununla ilgili. Fed başkanları faiz artırımı ile ilgili efendim konuşuyor. Açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Son olarak Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari Fed'in faiz arzındaki darboğazın aşılana kadar faiz oranlarını artırması ile ilgili konuştu ki Powell da konuşmuştu biliyorsunuz. Enflasyon kontrol altına alınana kadar agresif bir şekilde faizleri artırabileceklerini söylemişti. Neil Kashkari'yi dinleyelim. For their service and sacrifice. Fed Başkanı Jerome Powell'ın dün yaptığı açıklamalarda agresif faiz artırımlarının devamına işaret ederken, Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari de Fed'in arzdaki darboğaz aşılana kadar faiz oranlarını arttırmaya ihtiyacı olacağını belirtti. Fed'in ABD ekonomisini yeniden dengeye getirmek için gereken ne ise yapacağı sözünü veren Kashkari, faiz oranının yıl sonuna kadar en azından nötr seviyeye yükseleceğini ifade etti. İş gücü yetersizliğinin Çin'de uygulanan COVID-19 karantina tedbirlerinin ve Ukrayna krizinin etkisiyle tedarik zincirlerinde sıkıntılar yaşandığını belirten Kashkari, FED faiz oranlarını tedarik zincirlerinin ne kadar çabuk şekilde toparlanabildiklerine bağlı olarak arttıracak diye konuştu. Economic activity has continued to recover from its... Ücret fiyat sarmalı oluşmadan önce FED'in enflasyonu %2'nin altına getirmesi gerektiğini vurgulayan Kashkari, arz tarafının yardımcı olması durumunda Fed'in faizlerde nötr seviyenin çok ötesine giden bir şeyler yapması gerekmeyeceğini, ancak arz tarafının yardım etmemesi halinde Fed'in daha fazla şey yapması gerekeceğini de vurguladı. Öte yandan Chicago Fed Başkanı Charles Evans da Temmuz ve Eylül'e kadar daha küçük artırımlarla ilerlenmesini desteklediğini, 2023 ilk çeyreğinde ise enflasyonun %3 ya da altında oluşmasını beklediğini söyledi. Tabii Amerika çok tartışılıyor. Yani bu işi resesyona sokarak mı kendi ekonomisi ya da dünyayı
yönetecekler. Enflasyon meselesinden bahsediyorum tabii ki. Ya da ABD ekonomisi bir miktar güven mi kıracak? Yani güven mi kaybedecek? Resesyona mı girecek? Ve FED bu işi dünyaya enflasyona getiren kurum olarak mı alınacak? Çok tartışılıyor. Bu işin sonu daha çok uzun. Yani yıl sonuna kadar biz bunu net bir şekilde göreceğiz ama gördüğümüz kadar FED artık eskisi kadar enflasyona karşı iyimser konuşmuyor. Ancak bu işin sonunda acaba ABD ekonomisi bir güven mi kaybedecek? Bununla ilgili de FED tarafından bazı açıklamalar geliyor. Örneğin St. Louis FED Başkanı James Ballard'dan bir açıklama var ki özellikle ABD ekonomisi güvenin tam olduğunu söylüyor. Yani bize güvenmeye devam edin diyor. Enerji sektörü konferansında konuşma yapan FED St. Louis Başkanı James Ballard, Avrupa ve Çin kaynaklı risklere rağmen FED'in enflasyonu soğutmak için iyi bir planı olduğunu belirtti. Ballard, Avrupa ve Çin kaynaklı risklere rağmen süper güçlü ABD iş gücü piyasasının tüketici harcamalarını desteklemesine ve ekonominin yolunda gitmesine yardımcı olacağını söyledi. James Ballard ayrıca FED stratejilerine yönelik olarak önümüzdeki dönemde yapılacak toplantılar için 50 baz puanlık bir yol haritası belirlenmiş gibi gözüküyor dedi. Evet, diğer taraftan geçen hafta tabii bu hafta piyasanın en merakla beklediği konulardan bir tanesi sanayi üretim rakamları ve kapasite kullanım oranıydı. Neden önemli bu iki data? Eğer bu iki data kötü gelirse Amerika'da aslında büyümenin de enflasyondan dolayı sekteye uğrayabileceğini, yani resesyonun gerçekleşebileceği söylenmiş oldu. Ancak son 3 aydır özellikle ABD tarafında sanayi üretim rakamları artıyor. Bu da enflasyona rağmen sanayi üretim rakamlarının artması ABD ekonomisinin resesyondan uzak olduğunu gösterir efendim. İzleyelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde sanayi üretimi Nisan ayında %1.1 artış kaydederek ekonomistlerin %0.5 oranındaki tahminlerinin üzerinde gerçekleşti. Sanayi üretimi önceki ay %0.9 artış göstermişti. Öte yandan imalat sanayi üretimi aylık %0.8'lik yükseliş kaydederken otomotiv hariç sanayi üretimi ise %0.9 yükseliş gösterdi. Ülkede kapasite kullanım oranı ise %78.6'lık beklenti yaşarak %78.2 seviyesinden %79'a yükseldi. Evet, bir Amerikan vadeli endekslere bakalım. Sonra JP Morgan'ın çok önemli bir tespiti var resesyonla ilgili. Bu sabah bakıldığı zaman bir tepki hareketini görüyoruz. Amerikan vadeli endekslerinde yüzdesel olarak %0.6. 60'a yakın bir S&P tarafında artış var. 0.67 S&P tarafında Dow Jones'a 0.60 ve 0.74'te Nasdaq kompozit endeksi yükseliyor. Ancak New York borsası yükselen enflasyonla mücadele etmek için ABD Merkez Bankası'nın daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağı ve ekonomiyi resesyona sokabileceğine dair endişelerle dünü negatif kapattı. Dow Jones tarafında 200 baz puan üzerinde bir değer kaybı vardı ki %0.75'lik bir azalış yaşandı. 31.253 puan seviyesinden dün Amerika'da spot Dow Jones endeksi bu seviyeden kapandı. S&P tarafında %0.58, Nasdaq tarafındaysa %0.26'lık bir kayıp söz konusuydu. Özellikle resesyon endişesi endekslerdeki negatif seyrin en temel unsuru olduğunu belirtelim. Ülkede bu hafta büyük perakende zincirlerin bilançoları da özellikle tespit edildi ve bu anlamda artan maliyetler sebebiyle beklenenden kötü gelen enflasyon endişesini körüklerken yüksek enflasyon ortamında Fed'in agresif faiz artımına gitmesi aslında ekonomiyi bir durgunluğa, yani iki çeyrek üst üste en azından küçülmeye götüreceğini söylüyor uzmanlar. Fed yetkililerin açıklamaları da enflasyonla mücadele kapsamında sınırların aşılması açısından önem taşıyor. Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari enflasyonu aşağı çekmenin çok önemli olduğunu az önceki haberimizde paylaşmış olduk. Makroekonomik veri tarafındaysa Amerika'da ilk işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 14 Mayıs haftasında 218 bine çıkarak 16 haftanın en yüksek seviyesine geldi. Aynı zamanda işsizlik maaşı başvurularında yaşanan yükselişe rağmen iş gücü piyasasında çalışan bulma sıkıntısı sebebinin sıkışık durumda olduğu ve güçlü ücret artışlarını tetikleyecek enflasyondaki yükselişe katkıda bulunduğu söyleniyor. Ülkede Philadelphia Fed İmalat Endeksi de Mayıs ayında 2.6 ile 2 yılın en düşük seviyesine kadar efendim
geriledi. Aynı zamanda dün Amerika'da ikinci el konut satışları aylık bazda %2.4'lük azalışla 5.61 milyona geriledi ki üçüncü ayına düştü. Medyan konut fiyatları ve bu anlamda ortalama bir evin fiyatı 391 bin 200 dolara çıktı ki Amerika'da bu bir yeni bir rekor oldu efendim. Belirtelim. Diğer taraftan Walmart ve Home Depot gibi Target gibi önemli perakende sektörü şirketleri bilançolarını açıkladı ve kötü bilanço geldi. Yani enflasyondan dolayı özellikle gıda perakende sektörünün negatif etkilendiği noktasında piyasa uzmanları bir görüş bildirdi. Diğer taraftan S&P 500 Ocak başında kırmış olduğu rekordan bu yana 18.6 puan altında yani %20'nin oldukça yakınında ayı piyasasına çok yakın. Diğer taraftan da Nasdaq tarafında da ve Dow Jones tarafında da ayı piyasasında efendim olduğunu belirtelim ki S&P 500 3000'e düşebileceğini söylüyor uzmanlar ve bu perşembe kapanışıyla birlikte %23'lük bir azalışı kaydediyor. Ve JP Morgan'a gidelim. O tarafta özellikle resesyonla ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Hem Avrupa hem de Amerikan endeksleri için bu uyarıyı paylaşmış oldu JP Morgan. Son zamanlarda ABD ve Avrupa hisse senetleri piyasasının resesyon endişesiyle yüksek fiyatlanması finans kuruluşları tarafından da tartışılmaya devam ediyor. Bugüne kadar yayımladığı notlarla resesyon riskinin abartıldığı görüşünü ortaya koyan JP Morgan stratejisti Marko Kalanovic, resesyon endişesinin genele yayılmadığını söyledi. Ukrayna'daki savaş, Çin'deki koronavirüs kısıtlamaları ve daha şahin FED'le resesyon uyarıları son aylarda artıyor. Politika yapıcıların enflasyonu dizginlemek için attığı adımların ekonomiyi resesyona sürükleyeceği endişeleri bu sene ABD hisse senedi piyasalarından yaklaşık 10 trilyon dolarlık çıkışa yol açtı. JP Morgan stratejisti Kalanovic bu resesyon endişesi sonuçsuz kalırsa hisse senetleri piyasalarının toparlanacağı görüşünü paylaştı. Uzman, bizim görüşümüz hala gelecek 6-12 ay içerisinde resesyon ihtimalinin düşük olduğu yönünde yorumunu yaptı. JP Morgan'ın yanı sıra UBS'te hisse senedi piyasalarının resesyon endişesini aşırı fiyatlandırdığı görüşünde. Bankanın modeline göre hisse senedi piyasaları ekonomik daralma ihtimalini %40 olarak fiyatlıyor. Evet, bir Asya piyasalarına dönelim. O tarafta ise dün Amerika ve Avrupa borsalarının satışlarını karşılamışlardı. Şu anda Asya borsalarına baktığımız zaman yeşil bir tabloyu görüyoruz. Çin Merkez Bankası'nın tabii ki hamlesi geldi ve bu anlamda faizleri aşağı çektiğini söyleyelim. Yeşil bir tablo var. Asya Pasifik piyasalarının çoğu bir gecede Wall Street tarafında yaşanan ağır kayıpların ardından Perşembe günü de sabah saatlerinde aslında bir düşüş yaşamıştı. Ancak özellikle Çin tarafından gelen faiz kararı piyasalar için oldukça önemli olduğunu belirtelim. Diğer taraftan bakıldığı zaman Avustralya'da İstatistik Bürosu tarafından Perşembe günkü verilerde Avustralya'nın Nisan ayı mevsimsellikten arındırılmış işsizlik rakamları %3.9 olarak geldi. ABS İş Gücü İstatistikleri Başkanı Bjorn Jarvis yaptığı açıklamada işsizlik oranları en son anketin 3 ayda bir yapıldığı ve Ağustos 1974'ten bu yana en düşük seviyeye kadar gerilediğini söylüyor. Çin tarafındaysa mortgage için gösterge faiz oranlarını bugün beklenmedik bir şekilde düşürdü. Ekonomiyi desteklemek için kredi talebini canlandırmaya çalışan Pekin yönetimi bu yıl yapmış olduğu ikinci mortgage faiz indirimini gerçekleştirdi. Çin Merkez Bankası her ay gözden geçirdiği 5 yıl vadeli kredi ana faiz oranını 15 bas puan düşürerek %4.45'e çekti ki bu 2019'dan bu yana yapılan en büyük faiz indirimi oldu. Diğer taraftan banka bir sene vadeli LPR'larda bir değişiklik yapmadı ve %3.70'te sabit tuttu. LPR'lar önde gelen 18 banka tarafından belirlenen bir kredi referans faiz oranı, onu belirtelim ve belirlenen oran Çin Merkez Bankası tarafından hazırlanıyor. 5 yıl vadeli LPR mortgage fiyatlaması için de kullanıldığını belirtelim. Sabah saatinde Mısır Merkez Bankası faizleri 200 bas puan artırdı ki Mısır Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada faizler bir gecede 9.25'ten 11.25'e geldi. CBE gecelik borç verme faiz oranlarını ise 10.25'ten 12.25'e, iskonto faiz oranlarını ise 9.75'ten 11.75'e getirdi ki analistler faiz artışının 150-175 bas puan seviyesinde olacağını tahmin ediyordu. Beklentilerin üzerinde geldi bu faiz artışı ve Mısır'da enflasyonun ise %13.1 seviyesinde olduğunu belirtelim. Diğer taraftan Amerika'da Ulusal Perakende Federasyonu
Biden yönetimine artan enflasyona tepki vermek için Çin mallarına uygulanan ek gümrük vergilerini düşürmeye ve kaldırmaya çağırdı. O tarafta da değişik haber akışları var. Japonya'nın tüketici fiyatları ise Nisan ayında son 7 senenin en büyük artışını kaydetti ki özellikle bojun %2 enflasyon üzerine çıkarak %2.1'lik bir enflasyonla karşılaşmasına sebep olmuştu. Evet, vaktimiz varsa bununla ilgili de bir haberimiz de var. Rusya tarafında Novak'ın, Gazprom'un 54 doğalgaz müşterisinin yarısı rubleyle hesap açtığı açıklaması var. Enflasyona dair önemli gelişmeler efendim. Önce bu haberi izleyelim, sonra devam edelim. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Gazprom Export'un küçük, orta ve büyük ölçekli 54 şirketle anlaşması olduğunu ve bu müşterilerin yarısının ruble hesabı açtığını söyledi. Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Novak, rubleyle ödeme yapmak istemeyenlerin nihai listesinin ilerleyen günlerde netleşeceğini belirtti. Novak, ihracat gelirlerini teminat altına alabilmek amacıyla rubleyle ödeme sistemine geçmek zorunda kaldıklarını vurguladı. Söz konusu uygulamaya göre Rusya'dan enerji ithalatı için alıcılar Gazprombank'taki döviz hesabına ödemeyi aktaracak. Bunun karşılığında banka tutarı rubleye çevirip ruble hesabına aktarıyor ve buradan rubleyle Gazprom'a ödeme yapılıyor. Gazprombank'taki ilgili hesap ödeme yapılmaması halinde ise gazın kesilmesi gündeme gelecek. Kuzey Akım 2 boru hattının siyasi gerekçelerle askıya alındığını vurgulayan Novak, bu nedenle hattın yakın gelecekte faaliyete geçeceğini düşünmüyorum. Ama Avrupalı tüketicinin ucuz ve düşük karbonlu kaynaklara ihtiyacı var. Dolayısıyla gelecekte söz konusu projeye talep olacaktır dedi. Evet, haftanın son işlem günde gözler iç tarafta tüketici güven endeksinde, yurt dışı tarafta ise üfe takip edecek efendim. S&P de az önce Hong Kong'un kredi notunu teyit ettiğini belirtelim ve Hong Kong'dan Avrupa'ya geçelim. Avrupa borsaları ise dünü ekside kapatmıştı. Baktığımızda gösterge endeks Stoxx Europe 600 tarafında %1.37'lik bir değer kaybı yaşandı. İngiltere FTSE tarafında %1.82, Almanya tarafında ise %0.9'luk bir düşüş yaşandı. Paris CAC 40 tarafında %1.26, İtalya tarafında ise %0.09'luk bir geri çekilme söz konusuydu. Avrupa'da yatırımcılar Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri ve enflasyondaki artış sebeplerini olumsuz karşıladı. Özellikle Euro bölgesinde inşaat üretimi Mart ayında bir önceki aya göre aynı seviyede kaldığını belirtelim. İngiltere cephesine döndüğümüz zaman ise enflasyon Nisan ayında %9'a yükseldi ki son 40 yılın en yüksek enflasyona ulaştı. İngiltere, Euro bölgesinde Mart'ta %7.4 olan enflasyonun Nisan ayında aynı seviyeyi efendim koruduğunu belirtelim. IMF'den bir açıklama var. Asya ekonomileri para politikalarını sıkılaştırması bakıldığı zaman bulaşıcı riskleri arttırabilir uyarısı da bulunuyor. Hemen buradan bir tahvil faizlerine bakalım. O tarafta geçtiğimiz haftalarda 3 seviyesinin üzerine hızlı bir yönelim olmuştu. Sonrasında bir miktar resesyonun en azından ilk 6 ay içinde gerçekleşmeyeceği beklense birlikte geri çekilme söz konusuydu. Şu anda piyasalar 10 sene ve 30 yıllık tarafta yükselen getiriye rağmen bu taraftan bir çıkış var. Yani uzun vadede en azından bir enflasyonun olmayacağını görüyor. 2 yıllık tarafta ise resesyon fiyatlaması söz konusu. Yani düşen getiriye rağmen 2 yıllık tahvilleri piyasa istiyor. %2.62'lik bir orana kadar geldik ki bir kez daha 2 ve 10 yıllık gap kapanıyor. Hemen emtia fiyatlarına bakalım. O tarafta güçlü dolar ons altın tarafını baskılıyor. Ancak bu sabah bir miktar dolar endeksinin 102'lere kadar gelmesi ons altına da bir yön verdi. 1842 dolardayız. Petrol tarafında ise resesyon endişesi petrolü de vurdu diyebiliriz ki 109 dolarda Brent, NYMEX'e 108 dolardan geçiyor kotasyonlar. Son olarak da Bitcoin fiyatlarına bakalım. O tarafta da 30 bin dolar seviyesine devam ediyor. Bitcoin 484 bin TL fiyatlamasına geçiyor. TL bazında fiyatlamalar efendim. Hepsini konuşacağız, tartışacağız ama öncesinde bir araya gidelim.
Evet, haftanın son işlem günündeyiz. Bu hafta 4 iş günü mesaisi yaptık efendim. Global piyasalar ise 5 güne çıktı. Biz de 19 Mayıs tatili olduğunu belirtelim. Şu anda küresel piyasalarda yeşil bir tablo var. Ancak dünü satışla kapatmıştı. Resesyon endişesiyle bugün de gözler iç tarafta tüketici güven endeksi ve yurt dışı üfe rakamlarında olacağını belirtelim. Beyaz Saray'da İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Biden'la bir görüşme yaptı. Basın toplantısında Finlandiya ve İsveç'in NATO'yu güçlendirecek ifadeleri kullanıldığını söyleyeyim ki Sayın Cumhurbaşkanı tarafındaysa bu iki ülkeye veto ile ilgili net bir mesaj olduğunu belirtelim. Aynı zamanda Amerika'da 10 Mayıs'ta Temsilciler Meclisi'nde onaylanan Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım paketi Senato'dan da bir onay aldığını bir dipnot olarak paylaşalım. Sabah saatlerinde Çin Merkez Bankası'nın uzun vadeli mortgage faizlerini aşağı çekmesi piyasalar tarafından da olumlu bir hareket olarak gözlemlendi ki Mısır Merkez Bankası 175 bas puanlık faiz artırımı yerine 200 bas puan artırınca global anlamda likidite koşullarında sıkılaştığı bir dönemdeyiz efendim. Hemen Özgür Çandır'a gidelim. İlk konuğumuz olacak karşımızda. Özgür Bey günaydın. Öncelikle elimize hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar Murat Bey. Resesyon bir konuşuluyor, bir konuşulmuyor. Yani piyasaları bir korkutuyorlar, bir böyle bir sevindiriyorlar. Çarşamba günü hikayesi biliyorsunuz en azından ilk 6 ayda resesyon olmayacak beklentisi vardı. Sonrasında Perşembe günü döndüğümüz zamansa bir resesyon fiyatlamasını gördük. Bu sabaha baktığım zamansa Amerika'da 2 yıllık faizlerde düşen getiri rağmen bir yönelim var. 10 yıllık tarafta ise bir çıkış var. Yani kısa vadede bir resesyon endişesinin fiyatlandığını gözlemliyoruz. Ne dersiniz bu küresel piyasalardaki satışlar derinleşecek mi? İlk sorum. Bir taraftan da şu çok tartışılıyor. Düzeltme ile ayı piyasası arasında fark var deniliyor piyasa mekanizması anlamında. Örneğin ayı piyasasına girildiği zaman bunun toparlanması 6 aydan daha uzunca bir süre doğru gidiyor. Dolayısıyla siz bir stratejist olarak şu anda küresel piyasalarda yaşanan teknik satışları bir düzeltme mi yoksa bir ayı piyasası fiyatlaması mı olduğunu düşünürsünüz? Ve bu iki temel satış arasında ne gibi farklılıklar söz konusu? Öncelikle tabii daha önceki yayınlarda konuşmuştuk. Ortalamaların altına inen bir global piyasalar görüyoruz. Amerikan borsalarında özellikle hep takip ettiğimiz 50 günlük hareketli ortalamanın altında bir yapı var. O yüzden de geçtiğimiz yayınlarda da hep şunun üzerinde durmuştuk. Yukarıya gidişler özellikle borsa taraflarında global piyasalarda satış fırsatı aşağı geri çekilmelerde de belli destek seviyelerinde tekrar tepkiler görebiliriz demiştik. Yani biraz da bir ileri iki geri formatında bir yapı var. Bunu görüyoruz bir süredir. Bu yapı tabii özellikle S&P endeksi 4300 seviyesi üzerinde kalıcı kapanışlar yapmadığı sürece devam edecek diye düşünüyorum. Piyasa için mutlaka tabii bir bahane oluyor. Fiyatlar eğer yukarı yönlü hızlı hareket ettiyse geri çekilmesi adına mutlaka farklı senaryolar üretilebiliyor. Şimdi söylediğiniz gibi bir resesyon endişesi oluştu. Piyasalarda bir durgunluk oluşacak, büyüme rakamlarının küçülmesinden hep bahsedilecek ve konuşulacak. Bu da tabii riskli enstrümanlardan kaçışı gündeme getiriyor. Biraz önce söylediğim gibi yukarıda S&P tarafında 4300 üzeri, 4250-4300 üzeri kapanışları olmadığı sürece piyasa için bu sadece evet düzeltme değil, geriye doğru bir yapı, geriye doğru bir işleyiş var diyebiliriz açıkçası. Önümüzdeki günlerde dediğiniz gibi özellikle hani ben 2022 sürecinin birazcık daha biraz önce söylediğim gibi bir ileri iki geri formatında devam edeceğini ama 2023'te bu risklerin daha belirginleşeceğini düşünenlerdenim. Yani şimdilik geriye gidişlerde, geriye çekilmelerde evet tepki hareketleri tekrar ortalamalara görebiliriz. Ama dediğim gibi bu kalıcı tekrar evet. Özgür Bey'in sesinde ufak bir sorun var efendim. Bu arada o düzeltene kadar teknik yönetmenimiz hemen müdahale edecektir. Amerika'da Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler
önemli bir görüşme imza attı ve Amerika Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Garisimov'la birlikte bir telefon görüşmesi yaptı ki Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan beri ilk defa bir Amerikalı Genelkurmay Başkanı ile meslektaş grubundan Rusya tarafında bir görüşme yaşandığını belirtelim. Evet, diğer taraftan tabii bakıldığı zaman Japonya'nın Özgür Bey hazır olana kadar birinci çeyrek ekonomisiyle ilgili önemli bir gösterge, büyüme rakamları açıklandı. Yani o tarafta sınırsız tahvil alımına rağmen ekonomi efendim daralıyor. Bir resesyon endişesi de bir de Asya piyasalarından bakmış olalım. Japonya ekonomisi ilk çeyrekte %0.2, yıllık bazda %1 seviyesinde daraldı. Son 3 çeyrekte ikinci kez gerçekleşen daralmada COVID vakalarındaki artış ve yurt dışı kaynaklı gelişmeler etkili oldu. Veri öncesinde çeyreklik daralmanın %0.4, yıllık daralmanın %1.8 olması bekleniyordu. Zayıf yen ve artan emtia fiyatlarının etkisiyle ithalat tutarındaki yükseliş de daralmada etkili olurken, önceki çeyrekte hafif toparlanma gözlenen hane halkı tüketimi son 3 çeyrekte ikinci defa geriledi. Japonya önceki çeyrekte %0.9, yıllık bazda ise %3.8 büyümüştü. Öte yandan ilk çeyrekte sermaye harcamaları 2021'in 4. çeyreğine oranla %0.5 artarak 129.73 trilyon yene yükselmesine karşın %0.7 artış beklentilerinin gerisinde kaldı. Önceki çeyrekte artış %0.4 düzeyinde olmuştu. Aynı zamanda bu sabah Japonya'da tüketici fiyatları Nisan ayında son 7 yılın en büyük artışını kaydetti. Yani hem enflasyon artıyor hem ekonomi büyüyemiyor. Bu resesyonu gösteriyor. İki çeyrek biraz daha daralırsa yani önümüzdeki çeyrek de daralırsa Japonya teknik anlamda resesyona girecek. Nisan ayında gıda haricindeki fiyatları dışarı tuttuğumuz zaman TÜFE'de bakıldığı zaman BOJ'un %2 hedefinin üzerine çıkması gerçekleşti. %2.1'lik bir enflasyona gördük. Özgür Bey gördüğünüz gibi az önce sessizde bir sıkıntı oldu. Japonya tarafı teknik bir resesyona girme ihtimali var. Avrupa tarafında da var. Yani resesyon artık böyle hani bir romantik beklentinin ötesine çıkmış oldu. Birazcık daha değil mi? Realist bir beklentiye doğru dönüyor. Tabii aslında biraz önce ben de onu söylüyordum. Aynen. Bilmiyorum sesim o sırada geldi mi gelmedi mi. Siz oradan bir başlayabilirsiniz. Yani, çok sevdim çünkü çok böyle bir şans verdik. Yani ses düzelir diye teknoloji ama teknoloji bizi yanılttı. O yüzden siz cümlenizi başına alırsanız çok seviniriz efendim. Tabii. Yani global piyasalarla ilgili özellikle konuşuyorduk. Borsalarla alakalı durum ne olur diye. Orada da özellikle bir ileri iki geri formatı devam edebilir şeklinde bir yaklaşım göstermiştim. Yani ortalamaların altında olduğumuz için aslında bu süreç satış baskılı bir süreç olduğunu işaret ediyor. Yani biraz da olsa riskli enstrümanlardan kaçışı belirtiyor. Söylediğiniz sebeplerin üzerine ben de değinmiştim açıkçası. Yani bu özellikle büyüme beklentilerinin daralmaya başlaması, enflasyonla ilgili mücadeledeki yol alınamayan tavır, özellikle gıda tedarik zinciriyle ilgili oluşabilecek sıkıntılar ki bu dün de Ekonomist dergisinin gene kapağında yer aldı. O açıdan da bunlar tabii hep söylediğiniz gibi önümüzdeki yıl için birazcık daha bu endişeleri fiyatlamaya başladığımızı gösteriyor. Açıkçası ben 2022 sürecinin borsalar açısından, dünya borsaları açısından daha sınırlı satışlarla devam edeceğini biraz önce söylediğim tarzda yukarıya tepkiler, sonra geri çekilmeler, sonra hafif biraz daha yukarıya tepkiler şeklinde yavaş yavaş basamak basamak aşağı doğru geri çekilmeler olabileceğini ama 2023'te şayet bu resesyon artık iyice gündeme gelir ve derinleşirse bu boyut o zaman tabii satışların biraz daha derinleşeceği düşüncesindeyim. Yani 2022 daha yatay, negatif fakat 2023 bu anlamda daha sıkıntılı, riskli enstrümanlar adına daha sıkıntılı geçebilir diye düşünüyorum. Şimdi bu sabah Nil Kaşgari güçlü hane halkının finansmanı Fed'in daha fazlasını yapması gerektiği anlamına geliyor dedi Özgür Bey. Bildiğiniz gibi 14 Mayıs'ta biten haftada Amerika'da ilk defa işsizlik maaşına başvuranların sayısı 16 haftanın en yüksek seviyesine geldi. Ancak işsizlik maaşı başvurularında yaşanan yükselişe rağmen iş gücü piyasasında çalışan bulma sıkıntısı sebebiyle sıkışık durumda oldu ve güçlü ücret artışlarını tetikleyerek enflasyondaki yükselişe katkıda bulunduğu belirtiliyor. Bir taraftan istihdam piyasaları Amerika'da çok sıkı. Yani insanlar daha yüksek
gelir elde etmek istediği için iş beğenmiyor ve ciddi bir aslında o tarafta bir çalışmama durumu söz konusu. Aynı zamanda sanayi üretim rakamları ve kapasite kullanım oranları da Amerika'da birkaç aydır artıyor. Ancak bu hafta Walmart ve Home Depot gibi işte Target gibi firmalar bilanço açıkladı. Kendi perakende devleri biliyorsunuz. Ancak enflasyondan dolayı ilk defa bu bilançolarda bir bozulma ibaresi gördük. Sizce Amerika'da sanayi üretim rakamlarının iyi gelmesi şu ana kadar bir resesyondan uzak olduğu görüntüsünü mü gösteriyor? Ve önümüzdeki aylarda da sanayi üretim rakamları bu denli sizce yüksek gelebilecek mi? Yani biraz önce konuştuğumuz şeyle gene birleşiyor. Önümüzdeki dönemde ait mutlaka geri çekilmeler göreceğiz. Zaten bunu Fed'in açıklamalarında da görüyoruz. Süreci iyi şekilde yönetmeye çalıştı bugüne kadar ama bundan sonraki süreçte mutlaka bunun sinyallerini vermeye başlayacak diye düşünüyorum. Geçtiğimiz çeyreklerde ve geçtiğimiz toplantılarda hep şunun üzerinde vuruldu. İşte Amerikan ekonomisiyle ilgili tabii dengelenme süreci devam ettiği sürece biz olabildiğince bu süreci takip edeceğiz şeklinde bir yaklaşım vardı. Ama tabii hep satır aralarında artan riskleri de göz önünde bulundurdu. Önce Covid, işte şimdi jeopolitik riskler Fed'in tutanaklarında yer aldı. O yüzden de hani bu iki senelik süreç önümüzdeki günlerde söylediğiniz gibi bir geriye çekilme hem bilançolarda hem de piyasalarda görülmeye sebep olabilir. Şimdi de işte sene başında enerji krizi gündeme gelirken şimdi de gıda krizi gündeme gelecek öyle görünüyor. Yani bu süreç devam ettiği sürece tabii mutlaka özellikle enflasyonist yapıda devam ettiği sürece bu tür bozulmalar, bilançolarda bu tür bozulmalar görmeye devam edebiliriz. Artarak görmeye devam edebiliriz açıkçası. Özgür Bey, son olarak bu ABD tarafını kapatacağım. Bir son soru da iliştirmek istiyorum. 50 bas puan faiz artışını masaya koymuş biliyorsunuz Jerome Powell ve geçen bu hafta içerisinde Wall Street Journal'daki bir etkinlikte konuştu. Burada özellikle işte enflasyonun kontrol dışına çıktığı zaman özetle Fed'in daha agresif davranabileceğini söyledi. Ancak halihazırda 50 bas puanlık faiz artış patikasının uygun olduğunu da söyledi. Piyasalar bunu kararsız fiyatladı. Yani ya kontrolden kısa vadede çıkarsa Fed 50 üzerine faiz artış yaparsa ya da işte iyimser taraftan bakanlar en azından hani kısa vadede bakıldığı zaman hepimiz ölümlüyüz gibi 50 bas puanlık faiz artışını destekledi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani piyasa şu anda 75 bas puanlık bir faiz artış ihtimaline bir reaksiyon veriyor mu? Yoksa bu gerçekleşmesi durumunda piyasa fiyatlamada çok daha farklı bir noktada görür müyüz? Örneğin 10 yıllık tarafta 3.20'leri görür müyüz? S&P 500 tarafında 4.000 puan seviyesi aşağısına gelir miyiz? Ne dersiniz? Yani borsa tarafında zaten S&P'de biraz 4.000 puanın altına sarktık açıkçası. Hani 3.900'ler civarındayız. İşte bugünkü vadelilerin, Amerikan borsalarındaki vadelilerin de pozitif olduğunu gözlemliyoruz. Gene 3.850 civarından bir tepki aldığımızı. 10 yıllıklar tarafında tabii ciddi anlamda bir ivmelenme oluştu. Ama ben daha önceki toplantıyı da göz önünde bulundurarak Fed'in açıkçası özellikle son Powell döneminde son 1-2 yıllık döneminde özellikle çok da tutarlı ve önceden zaten bazı sinyalleri verdiğini görüyoruz. Çok sürpriz yapmıyor açıkçası toplantılarında. O yüzden de geçen toplantıda özellikle 50 bas puanın üzerinde durulmuştu. 50 bas puanlık faiz artışının ilk etapta. Muhtemelen burada bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. 50 bas puanla devam edecektir. Tabii piyasa farklı durumları manipüle etmek için zaman zaman bazı haber akışlarıyla bunu kullanabiliyor. İşte 75 bas puan olur mu acaba ya da 75 bas puan olursa piyasalar etkisi ne olur? Bu mu fiyatlanıyor acaba kaygısı oluşturuyor piyasalar. Ama dediğim gibi ilk etapta Fed ile ilgili 50 bas puan artış devamı uygun olacaktır diye düşünüyorum. Geçtiğimiz toplantıda zaten ağırlık görüşme ve kabul bunun yönünde, bu yöndeydi açıkçası. Bizim tarafta ise 2500 puan seviyesi zorlanıyor. 2393 puan seviyesinden tamamlamış olduk. Burada özellikle işte enflasyona dayalı bir
tahvil paketi konuşuluyor, süper bonolar dedikleri. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bugünkü konuklarımız arasında sevgili Yaşar Yıldırım, genelde bu tarz haberlerin işte bir sözlü yönlendirme dışında söylentiyle piyasaya verildiği ve reaksiyonun ölçüldüğü söylenmişti. Yani bizde direkt bir sözlü yönlendirme yok, sözlü bir iletişim yok, söylenti varmış gibi söyleniyor. Piyasa öncesinde kulağına bu haber kaçırılıyor, sonrasında da bunun tepkileri herhalde ölçülüyor ekonomi yönetimi tarafından. Ne dersiniz, böyle bir beklentiden dolayı mı Borsa İstanbul çok daha temkinli, ihtiyatlı? Çünkü böyle bir paketin gelmesi durumunda Borsa İstanbul'un enflasyondan dolayı hep cazip, önemli bir enstrüman olduğu söylenmişti. Ancak enflasyona dair başka bir aracın gelmesi tabii ki sermaye piyasalarında da bir miktar, değil mi, hacimlerin farklı bir yöne kaymasına da sebep olabilir. Ne dersiniz, yani bu süper bonolar Borsa İstanbul'u aşağı çeker mi, yoksa Borsa İstanbul başka bir sebepten dolayı mı geri çekiliyor? Söylediğiniz gibi bu zaten en çok bu aralar gündemde olan, sorulan ve sürekli konuşulan bir konu. Ama ben de bunu genelde bana soran arkadaşlara ya da işte canlı yayınlarda hep şunu dile getirdim. Biraz önce de belirttiğiniz gibi özellikle bu konu konuşuluyor ve bir şekilde gündeme geliyorsa yani bu açıkçası piyasanın nabzını ölçmek adına yapılan bir çalışmadır diye düşünüyorum ben de sizin belirttiğiniz gibi. Kur korumalı mevduat hesabına baktığımız zaman Aralık ayında, 2021 Aralık ayında hem dövizde hem de borsalarda kısa vadede, işte bizde BIST 100'de kısa vadede ciddi bir ivmelenme görmüştük. Dolar TL'yi 18, BIST 100'ü de işte 1300'lerden 2400 seviyelerinde görmüştük hızlıca. O yüzden orada tabii bir düzeltmeye ihtiyaç vardı ve kur korumalı mevduat konuşulmuyordu. Bir anda işte ortaya çıkıp gündeme gelip dolar TL ve BIST 100'ün ciddi anlamda geri çekilmesine sebep oldu. Ama burada biraz önce belirttiğiniz gibi bu konu sürekli konuşulmaya başlayan, biraz da piyasanın nabzını ölçmeye çalışan yapıda. Şu an tabii bunun verdiği tedirginlikle acaba böyle bir durum olur mu? Kur korumalı mevduatın üstüne enflasyonist yapıyla mücadelede böyle bir enstrüman da kullanır mı? Acaba ekonomi politikası bu şekilde devam eder mi şeklinde yapıyla böyle bir fiyatlama Borsa İstanbul tarafında oldu. Açıkçası burada da daha önce de konuşmuştuk. Yine bir 2600 lira atak olmuştu ve ciddi anlamda göstergelerin aşırı alım bölgesine yaklaştığını söylemiştik burada da. 2300-2500 bandının Mayıs ayı için uygun aralık olduğunu da konuşmuştuk ve şu an tam söylediğimiz senaryoda BIST 100'ün 2300-2500 aralığında devam ettiğini, dediğiniz gibi 2500'ü geçmekte zorlanan ama 2300'lerin altına da inmeyen bir piyasa izliyoruz ve bunun etkisi diyebiliriz açıkçası. Yani bu dolanan söylentilerin soru işaretleri diyebiliriz. Özellikle çünkü geri çekilmeyi en çok bu yapı eğer oluşursa bankacılık sektörü etkilenecek diyebiliyoruz ve söylüyoruz. Bankacılık sektörüne geri çekilme gördük ama bankacılık sektörünün bayramdan önceki gün Garanti Bankası özeliyle ciddi anlamda tepki verdiğini de gözlemledik. Yani konuyu şuraya getireceğim. Asıl olan şey aslında fiyat. Borsa İstanbul tarafında da fiyatlamalar gerçekten hem dolar bazlı hem de enflasyonist etkiyle geride kaldığı için yatırımcılar buna odaklanıyor. O açıdan da Borsa İstanbul tarafında sert geri çekilmeler olur mu, olma adında mı? Ben burada da biraz önce söylediğim gibi Mayıs ayında 2300-2500 aralığında dalgalanmanın devam edeceğini ama Haziran ayının biraz daha pozitif ve iyimser olacağı görüşündeyim. Söylediğim gibi şayet bu süper bono tahvil kısa vadeli oluşacaksa bu kadar ayyuka çıkmazdı diye düşünüyorum. Kur korumalı mevduatta böyle bir şey görmedik çünkü. Önümüzdeki günlerde ihtiyaç hissedilir mi? Özellikle enflasyon destekli bir pakete, belki süper bono süper tahvil adı altında değil ama enflasyon destekli bir pakete ihtiyaç hissedilir mi? Hissedilecektir. Bunu da birazcık daha, bunların hepsi zaten biliyorsunuz örtülü faiz arttırma aslında. Ama biraz daha üstü kapalı bir şekilde yapabilirler. Ama kısa vade ben de ilk başta söylediğiniz gibi açıkçası piyasanın reaksiyonunu ölçmek, birazcık da işte Borsa İstanbul tarafında aşırılaşan göstergelerde, aşırı alım bölgesindeki göstergelerde biraz daha soğutma yaratmak için yapılan bir yapı olduğunu düşünüyorum ilk etapta. Ama sonrasında yani özellikle süreç, enflasyonist süreç bu şekilde devam ettiği sürece
enflasyon destekli bir paket tabii gündeme gelebilir. Evet, küresel piyasalarda tam anlamıyla bir Çin morali yaşanıyor şu anda. Genelde Amerika bu morali verirdi. İşte genişleyici adımları devam edecek şekilde. Ancak dünyada bir tek likide sıkışıklığının tam karşısında gevşeyici para politikasını uygulayan iki merkez bankası var. Biri rezervleri dolup taşan Çin, bir taraftan da rezervleri eksi yazan Türkiye. İki tarafta bir miktarda genişleyici adım atmaya çalışıyor. Ama sizin söylediğiniz gibi Türkiye artık buradan da çıkmaya başladı. Başka bir patikaya girdi. Örtülü faiz artışlarını yaparak aslında bir taraftan da sıkı para politikasını uygulamaya çalışıyormuş gibi, mış gibi yapan bir ülke izleyelim. Şimdi garanti haberi önemliydi Özgür Bey. Bakıldığı zaman gönüllü pay alım teklifi sonucunda BBVA'nın garanti BBVA içindeki pay sahipliği oranı %85.97'ye ulaşmıştı. Bugün önemli bir haber var. Garanti Bankası'nın fiili dolaşım oranının BBVA'nın satın almasıyla birlikte %15'in altına geriledi biliyorsunuz. Ve MSCI Global Standard Endeksinden çıkarıldı. Bu bankalar açısından ne anlam ifade ediyor? MSCI'den çıkarılması garanti için ne anlam ifade ediyor? Ve bu anlamda bankacılık sektörü hakkında neler düşünürsünüz? Bankacılık sektörü tabii herkesin radarında ve üzerinde çok durduğu bir yapı. İşte söylediğimiz etkilerden dolayı zaman zaman karamsar yapılar ama işte fiyatlamasından dolayı da birçok zaman pozitif tarafta olunan bir yapıda. Yani işte baktığımız zaman garanti ve garanti hissesi özellikle 1 dolar seviyesinin altında seyrediyor hala. İşte çarşamba günü ciddi bir atak yaptı ama tekrar 1 doların altında bir kapanış yaptı. Sonuçta baktığımız zaman BBVA bu hisseleri iskontolu fiyatla geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 2 dolar, 2.25 dolar seviyelerinden almıştı. Tabii bu seviyeler özellikle karlılığa baktığımız zaman da bilanço etkilerini gözlemlediğimizde uygun görünüyor. Yani 1 doların altındaki fiyatlamalar tabii ki şirket adına uygun fiyatlamalar. 2.25 dolardan aldıkları hisseleri şu an 0.90'la fiyatlanıyor. O açıdan da olabildiğince bu tarafı destekleme tarafındalar. Tabii buradaki pozitif yapı diğer bankaları da sirayet ediyor. O gün Garanti Bankası'ndaki özellikle 17-18 aralığındaki hızlı ivmelenme diğer bankaları da pozitif yansıyıp bankacılık endeksinin %3 civarı yukarıda kapatmasına sebep oldu. Önümüzdeki günlerde de bankacılık endeksinde tabii fiyatlamanın uygun olması talebi oluşturabilir. Ama buradaki en büyük risklerden bir tanesi biraz önce konuştuğumuz gibi enflasyonist yapıyla mücadelede kullanılabilecek enstrümanlar bankacılık endeksini daha önceki yayınlarda da gene belirtmiştim. Negatif etkileyebilir. O yüzden de bu kararsız yapı açıkçası bankacılık endeksini şu an için arafta tutuyor. Ama ben hep bunu söylüyorum. Asıl olan şey fiyatlama ve fiyatların özellikle bankacılık endeksi tarafında uygun olması önümüzdeki günler adına burada bir talep oluşumu yaratabilir. Yani süreci tabii anlık ve günlük takip etmek tabii burada önemli. Haber akışı ve içinde bulunduğumuz durum tabii normal bir durum değil. Geçtiğimiz yıllarda sıklıkla yaşadığımız bir durum da değil. Uzunca bir süredir yaşamıyorduk maalesef bu tarz agresif ortamları, enflasyonist yapıyı ya da genel anlamda piyasa ile ilgili bu tarz negatif beklentileri. Ama şimdilik bankacılık endeksi geri çekildi bu tür söylentilerle ama doğru ve düzgün bir yerden bir tepki verdi. Şimdilik özellikle X Bank tarafına bakıyorsa yatırımcılar 1850-1900 bandı üzerinde kaldığı sürece bankacılık endeksi tarafı bu tarafta evet talep tarafında olabilirler diye düşünüyorum. Garanti Bankası özelinde de genel anlamda baktığımız zaman tabii normal şartlarda Borsa İstanbul tarafında herhangi bir hisse senedinin lotları, piyasadaki dolaşımdaki lotları bu kadar toplandığında yukarı yönlü sert hareketler bekleriz genel anlamda. Tabii bir ürünün fiyatlaması yapılmadan önce, yukarı yönlü fiyatlaması olmadan önce birileri tarafından mutlaka o ürün toplanır. Burada da bu yapı oluşmaya başladı açıkçası. Ciddi anlamda pay oranının yükseldiğini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde de tabii bu durum sert fiyat hareketlerine sebep olabilir. Çarşamba günü bizzat bunu yaşadık. Ama ara ara sert fiyat hareketlerinden sonra çeşitli haber akışlarıyla biraz önce belirttiğiniz gibi düzeltme hareketleri
Ama genel anlamda bu pay korunduğu ve artarak devam ettiği sürece yukarı yönlü hareketlerin devamı açıkçası sürpriz olmaz. Özgür Bey çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. Özgür Çantır bu ekranlardaydı efendim. Kendisiyle birlikte konuştuk. Bu arada Hindistan limanlarında bekleyen buğdaylara izin vermeyi planlıyor. Bildiğiniz gibi buğdayın ihracatını durdurdu. Ancak limanda bekleyen 1.8 milyon tonluk buğday vardı. Bunların en azından ihracını, sevkiyatını onaylayacağına dair haberler de az önce geçti. Buğday fiyatları açısından kritik efendim. Kısa bir reklama gidelim. Sonrasında Emre Şirin bu ekranlarda olacak. Evet, küresel piyasalara tam anlamıyla Çin dopingi geldi. Ancak bu doping ne kadar kısa süre bünyeyi ayakta tutacak tartışılır. Çünkü resesyonu bu kadar çok tartıştığımız bir dönemde Çin rekor bir faiz indirimi yaptı efendim. 5 yıl vadeli kredi faiz oranlarını LPR'ları 15 bas puan düşürdü ki bu 2019'dan bu yana en büyük faiz indirimi gerçekleşti. Kabaca 4.45'e kadar geldi. Banka 1 sene vadeli LPR'ları zaten değiştirmesini piyasa beklemiyordu. O tarafta 3.70'te sabit tuttu. LPR'lar önde gelen 18 tane bankanın aslında bakıldığı zaman belirlenen bir kredi referans faiz oranı ve bu oranda Çin Merkez Bankası tarafından hazırlanıyor ve 5 yıl vadeli LPR'lar mortgage fiyatlaması için kullanılıyor. Yani gayrimenkul sektörüne bir miktarda mortgage referans faiz oranlarını düşürdü diyelim Çin Merkez Bankası. Peki bu doping dediğim gibi küresel piyasalardaki bünyeyi ne kadar ayakta tutacak, ne kadar verimli olacak? Hemen konuğumuza gidelim. Emre Şirin olacak karşımızda. Emre Bey günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar, merhabalar. Küresel piyasalar tabii o kadar çok likidite enjeksiyonuna bağımlı bir halde ki bunu bir işte rehabilitasyon merkezine çıkarıp da işte küresel piyasaları bol likidite ortamından arındıramıyoruz. Yani kanındaki o virüsü temizleyemiyoruz. Ancak bakıldığı zaman bu defa bu doping Çin tarafından geldi. Zaten dünyada faiz indiren kaç tane merkez bankası kaldı ki değil mi? Biz indiriyormuş gibi yapıyoruz artık. İndirmiyoruz aslında, mış gibi yapan bir taraftayız, başka bir kulvardayız. Ancak Çin indirdi, büyük bir ekonomi. ABD tarafından sonra ikinci büyük ekonomi, 17 trilyon dolarlık bir katma değer sağlıyor. Bu doping ne kadar ayakta tutar küresel piyasaları sizce? Bence çok tutmaz. Demin dediğiniz gibi yani tabiri caizse solunum cihazına bağlı bir yaşam var ekonomik piyasalarda, reel sektörde. Aslında Çin'de aylardır biliyorsunuz hep bildiğimiz bu Evergrande ile başlayan ama bir türlü bir şekilde halının altına süpürülen gayrimenkul krizinin aslında devam ettiğinin bir göstergesi bu Çin'in hamlesi. Parasal genişlemeye ciddi anlamda ihtiyaç duyuluyor. Bu bir şekilde de aynı zamanda resesyonun aslında itirafıdır, kabul edilmesidir. Bu dopinglerle bir şekilde bu önümüzdeki süreçte yaşanacak resesyon sıkıntısının gün yüzüne çıktığını ve bununla başa çıkmak için piyasaya para enjekte etmeye çalıştıklarını veya krediler yoluyla, faizler yoluyla genişlemeci politikayı devam ettirmek zorunda olduklarının bir göstergesi, itiraftır bu bana. O zaman bunu zaten resesyon endişesinden dolayı Çin Merkez Bankası faizi indirdi. Evet, evet. Bu piyasayı bir rahatlama dönemine girdiğinden ziyade bir karanlık döneme giriyoruz. Bir tünele giriyoruz. Bundan dolayı indirdi gibi okumak çok daha doğru değil mi Emre Bey? Bence böyle. Bence kesinlikle böyle. Yani bu aslında dediğimiz gibi malumun ilanı, itiraftır bir anlamda. Doğru. Resesyon endişesiyle mücadele etmenin bir yolu şeklinde okuyabiliriz. Şimdi piyasalar ilk etapta tabii bunu pozitif okudu. Asya piyasalarına baktığımızda siz de yayına veriyorsunuz. Pozitif ve Amerikan vadelileri de pozitif durumda. Ama bu birinci safhadaki pozitif algılayış bir süre sonra bizim düşündüğümüz resesyon riskini piyasa okumaya başladığında terse de dönebilir. Yani o yüzden çok aceleci davranmamak gerekiyor bence piyasalarda. Bu şekilde okunacaktır bir süre sonra diye düşünüyorum. Zaten sizle yayınlarda daha önce de hep ifade ettik. Yani dünya bir şekilde görmezden geliyor. FED söylemlerle piyasaları etkileyecek, piyasalarda volatilite yaratacak demiştik. Bu oluyor zaten. Amerika'da faiz artışları başladı ve devam edecek de bir süre.
Ama nasıl ki Çin şu anda resesyon riskini görerek faiz indirimleriyle veya gayrimenkul sektör üzerinden piyasaları, ekonomiyi desteklemeye çalışıyorsa, bunun aynı şekilde aylar içerisinde Amerika'da da göreceğimizi düşünüyorum ben. Siz de demin ifade ettiniz. Yani piyasaların bir şekilde solunum cihazına bağlı bir şekilde yaşadığı bir ortamdayız. Amerika'da henüz daha bilanço küçültme operasyonu başlamadan piyasalarda neler yaşandığını gördük. Hem kripto piyasasında hem borsalar tarafında. Bir de bunun olduğunu düşünelim. Bir de ilk çeyrek verilerine baktığımızda Amerikan ekonomisinin küçüldüğünü çok net görebiliyoruz. Şimdi sıkıntı şurada. Resesyondan bahsediyoruz ama bir ileri safhada ekonomiler durgunluktan ziyade küçülmeye gidecekler. Yüksek enflasyon ortamında. Hepimizin gördüğü gibi kıtlık problemi yüksek sesle gündeme getirmeye başlandı. The Economist'i kapağına kadar taşıdı biliyorsunuz herkes de. Az önce işte ümit beslediğimiz haberlere bakar mısınız? Hindistan işte 1,5 milyon tonluk buğday var limanlarında bekliyor. Onun sevkiyatına evet, izin verdi diye. Hani buna sevinir duruma geldik maalesef. Bu arada Emre Bey, bu sabah da biliyorsunuz Şangay karantinadan çıkma kararıyla ilgili bir haber paylaşıldı. Şimdi iyi haberler bile enflasyonu o kadar dramatik bir boyuta getiriyor ki bugün LME'de yani Londra Metal Borsası'nda bakır fiyattan artması bekleniyor. Bu da güçlü bir işte evet. Çin talep artışına gidecek. Tekrar bir emtia fiyatlarını artacak bir döngü gibi. Yani böyle bir kısır bir döngü içerisinde devam ediyor piyasa. Yani işte bir şekilde taşıma suyla biz nasıl Türkiye'de hani dolar TL'yi tutmaya çalıştık ya, dünyada da aslında benzer bir görünüm var. Yani dünya ekonomisinin durumunu ve solunum cihazına bağlı yaşamını aslında herkes görüyor. Bütün ekonomistler görüyor. Merkez bankaları görüyor. Ama hem enflasyonla mücadele ediyoruz şeklinde açıklamalar geliyor ve buna dönük adımlar gelirken Amerika tarafından, dünyanın en büyük ekonomilerinden Çin'de ise genişleyici politikalar devam ediyor. Aslında bu bir çelişki. Enflasyon problemi dünyanın her yerinde devam ediyor ve edecek. Biz bunu anlattığımızda Fed faiz artışı sert bir şekilde yapacak diye piyasalar faiz artışlarını fiyatlamaya başladığında ve bilanço kesinlikle küçültecek dediğinde, ya 9 trilyon dolarlık bilançoyu siz ne kadar küçültebilirsiniz? Yani dünya ekonomisinin durumu ortadayken. Değil mi? Şimdi bunlara bakmak lazım. O yüzden genişleyici politikalar bence dünyanın her yerinde devam edecek ve dünyada enflasyonist süreç de devam edecek. Ama bir süre daha, birkaç ay, en azından son çeyreğe kadar belki Amerika'da yine bu sıkılaşma adımlarını bir şekilde yine görmeye devam edebiliriz. Ama dediğim gibi yani bu sürdürülebilir bir şey değil. Çünkü dünya ekonomileri açısından ciddi sıkıntılar var. Ve geçenlerde biliyorsunuz Powell'ın konuşmalarında ve metinde şunu görmüştük. Orada da yine topu taca atma ve mazereti başka yerlerde arama var. Yani tedarik sorunlarının yarattığı yüksek enflasyondan bahsediliyor. Yine Rusya-Ukrayna savaşına işte bir şekilde atıfta bulunuluyor. Ve çok ilginç bir şekilde Powell faiz artırımında geç kalmış da olabiliriz demişti. Yani günaydın. Koca FED, bir süre ekonomisti olan, ekonomiyi hepimizden iyi görebilen insanlar burada hata yaptık, yanıldık diyebiliyorlar. Yanılmadılar. Bilinçli politikaydı. Bunu hep söyledik. Bugün de yine ciddi sıkılaşacağız ve enflasyonla mücadele edeceğiz derken de yine güne kurtarma hamleleri bunlar. Bir süre sonra piyasada bozduktan sonra ve iki yıldır verdikleri paraların bir kısmını topladıktan sonra yine genişleyici politikalar devam edecektir. Nasıl ki biz de seçim sürecinde sıkılaşma beklemiyoruz hükümetten, değil mi? Yani hiç seçime giden hiçbir hükümet sıkılaşamaz. Bunun bedeli olur çünkü istihdam yönünde. Amerika'da da aynı şeyi göreceğiz. Devam edemezler yani. Hatta Powell'la ilgili bir şöyle eleştiriler de var Emre Bey. Yani biz hep böyle Powell'ı genelde işte rasyonel ve bilimsel verilere odaklanmış bir FED olarak görüyoruz ama işte ben Biden'ın... aynen, sizi biliyorum zaten ama genel piyasa tarafını söyleyeyim. Ben de çok fazla bu anlamda iletişim politikasını beğenmiyorum. Çünkü piyasalara bir gereksiz bir iyimserlik pompalayarak bu şoklara karşı hazır durumda aslında bulunduramadı diye düşünüyorum. Ancak Biden'ın ara seçimlerde öncesinde, kendisi biliyorsunuz ikinci dönem başkan olacaktı. Ve Joe Biden'ın bir miktar gözünü korkutmamak adına enflasyona dair iyimser konuştu. Ve tekrar ikinci dönem başkan olursa eğer, Biden'ın işini zorlaştıran bir merkez bankası değil,
tam tersi enflasyonla mücadelede biraz daha iyimser politikalar yapıp ABD büyümesini aşağı çekmeyecek ve Biden'ın da seçimdeki elindeki kozunu artıracak bir başkan figürü resmetmeye çalıştı deniliyor. Bu çok eleştiriliyor. Dolayısıyla sizin söylediğiniz bir noktada biz geç kaldık şeklindeki yüzleşmesi sanki Biden'a bir miktar daha gözüne girmek için yapılmış bir politika gibi de okunuyor. Ne dersiniz? Katılır mısınız? Zaten geçtiğimiz seneden beri bir yıldır Powell'ın ekonomileri veya piyasaları ayakta tutmak adına bir şekilde sorunları halının altına süpürdüğünü, enflasyon geçici olacak masalıyla piyasaları bir şekilde, yani nasıl söyleyelim, tabiri caizse ayakta uyutmaya çalıştığını ama enflasyonun kalıcı olduğunu bizden daha iyi bildiklerini ifade etmiştik. Kasım ayında zaten hem Powell tarafında hem de Yellen tarafından itiraf gelmişti. Enflasyon beklediğimizden de uzun sürecek diye. Ama aylarca bunu tam tersi bir söylemle piyasaları bozmadan sürdürmeye çalıştılar. Size katılıyorum. Biden için, Biden'ın ve diğer hükümetlerin onun örneğini vermeye çalıştım aslında. Türkiye'de nasıl sıkılaşma yönünde adım beklemiyorsak, Amerika'da da zaten Biden'ın hem görev onayı da düşüktü zaten. Bir de ciddi anlamda daha erken sıkılaşmaya gidilseydi, piyasadaki likidite çekilseydi, orada daha büyük sıkıntılar yaşanacaktı Biden adına. Bundan sonraki süreçte de yine Biden ve işte Amerikan hükümetin kendi açısından ekonomiyi başarılı götürebilmesi adına yine çok sıkılaşamayacaklarını düşünüyorum. Yani evet, faiz artırımları bir süre daha devam edebilir. Söylem düzeyinde yine piyasalarda bozulabilir biraz daha. Ama orada da ben veri güvenilirliğinin çok olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü şunu çok net görebiliyoruz. Yani dünyanın en büyük merkez bankasının ve çok ciddi ekonomistlerle çalışan merkez bankasının, ciddi veri setleriyle çalışan merkez bankasının dahi dünyanın gözünün içine baka baka herkesin gördüğü gerçekleri saklaması, halının altına süpürmesi burada da güvenilirlik açısından ciddi bir problem yaratıyor. Aslında bu da şunu gösteriyor. Dünya ekonomisi görünenin yani gösterilmeye çalışılanın aksine gerçekten kötü. Hem maliyet tarafında ciddi bir enflasyon süreç yaşıyor dünya. Hem büyümeler noktasında istenilen düzeye gelinemiyor. Hem bir şekilde hem Çin tarafında ortaya çıkan ama gözlerden uzak tutmaya çalışılan bir gayrimenkul balonu var dünyada. Bu Amerika'da da böyle. Biliyorsunuz mortgage faizleri çok yükseldi. Orada da sıkıntı var. Türkiye'de de benzer bir durum var. Gayrimenkul sektörü üzerinden başlayan bir sıkıntı yine izleyebilir dünya. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda para politikasıyla bu işi yönetmeye çalıştılar. Aynı zamanda devletler biliyorsunuz maliye politikasıyla yine genişleyici politikaları pandemide sürdürdüler. Fakat sizle yayının başında konuştuğumuz gibi bunlar hepsi solunum cihazına bağlı bir yaşamı ifade ediyor ekonomilerde. Parayı çektiğiniz anda büyük depremler oluyor piyasalarda. Bunu da dünya yaşayacak. Ama belki şimdi yeni virüsler, yeni varyantlar gibi haberler gelmeye başladı. Bir şekilde farklı mazeretler yaratılabilir. Bu tarafta biliyorsunuz İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusu var. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın kapsamını genişletilmesine çalışılıyor biraz da. Yani çünkü biliyorsunuz yüksek enflasyon kriz dönemlerinde yüksek enflasyon dönemlerden sonra bir şekilde savaşlarla maalesef dünya tarihine baktığımızda bu ekonomik bunalımlı ortam resetlenir, temizlenir ve sonrasında krizlerden sonra yola devam edilir. Rusya'nın da orada sinir uçlarıyla oynanıyor bir şekilde. Daha fazla oradaki kapsam genişletilmeye çalışılıyor. Burada da enflasyonu süreç bu yüzden devam etti. İşte aslında biz normal politikalara geçmiştik, iyiydik ama bakın savaş uzuyor, savaşın kapsamı genişliyor. Zaten maliyet tarafında, tedarik tarafında sıkıntılar var, kıtlık var gibi mazeretlerle Amerika'da da birkaç ay sonra genişleyici politikaların devam ettiğini görebiliriz diye düşünüyorum. Yani piyasa tekrar o istediği parasal genişleme politikalarına bir şekilde döndürecek gibi duruyor. Kısa vadede son çeyrek itibariyle ben bunu düşünüyorum. Evet, yani ben de açıkçası şöyle diyorum, yani yıllardır özellikle 2007 krizden sonra zaten çok tartışılıyor bu sistem, ancak o kadar 2000 sonrasında küreselleşmeyle birlikte buna bağımlı hale getirildi ki ne kadar çok sıkılaşıcı para politikası yaşayabilir piyasa
çok tartışılır. Çünkü bu tarafta bir ciddi bağımlılık söz konusu. Bu arada tabii bakıldığı zaman Singapur'da ve Çin'de şu anda gösterge demir cevheri, vadeli işlemler fiyatları ciddi bir şekilde artıyor. Çünkü Çin'in bakıldığı zaman LPR'ları aşağı çekmesinden dolayı. Şimdi şunu tartışmak istiyorum Emre Bey izninizle. En çok konuşulan konulardan bir tanesi, evet, FED bir timing, bir zamanlama hatası yaptığıyla yüzleşti. Bir öz eleştiri yaptı. Hani yaptı en solda diyelim. Bence hata yapmadı da bilinçli bir tavır. Evet evet, yani hani bunu bir hata çerçevesine oturtturup piyasaya bu şekilde verdiler diyelim. Evet. Şimdi bu tartıştığımız konu da 50-75, bu defa da miktarsal olarak aslında hatayı da tartışmak lazım. Yani 50 ile değil, 25 ile değil, 50 ile başlaması lazım. Sonra belki 75'e bağlaması gerekiyordu. Sırf sadece bunu yapmaması bile bir önümüzdeki dönemde daha gevşeyici bir adım atacağının da öncü bir işareti olarak okuyor piyasa. Ancak şu tartışma da var. Küresel piyasalarda şu anda ne olursa olsun yaşanan ya bir konsolidasyon, yani teknik seviyelerden bir düzeltme, dolayısıyla bir ayı piyasası riskinden uzağız. Ya da bir ayı piyasası. Siz bunun hangi tarafındasınız? Yani şu an bir konsolidasyon mu yaşanıyor yoksa bir ayı piyasasında mıyız? Çünkü bunun teknik anlamda birçok tartışması da var. Eğer ayı piyasasındaysak bir miktar daha uzunca bir periyoda yayılmış bir dengelenmeeden bahsedeceğiz. Piyasaların satışından bahsedeceğiz. Konsolidasyonsa biraz daha kısa vadeli dip, sonrasında tekrar işte all time high dediğimiz yüksek seviyelere doğru bir yönelim olacak gibi. İkisi çok farklı. Ne dersiniz, siz ayı piyasası tarafında mısınız, konsolidasyon tarafında mısınız? Ben uzun vadeli bir ayı piyasasında olduğumuzu düşünüyorum. Yani bunu da şöyle ifade edelim. 29 kuranına baktığımızda biliyorsunuz bu etkileri birçok kesim tarafından 33'e kadar sürdüğü ifade edilir. Ama parçalı olarak 39'a kadar sürdüğünü görürüz. Yani krizlerde yani bir şekilde sağlam dipler, çok ciddi düzeltmelerden sonra sert tepkiler görmemiz gerekir. Ama ben bunu aylardır ifade ediyorum. Piyasalar kulağın üstüne yatıyor diyorum. Hiçbir riski fiyatlanmayan piyasalar vardı ve bir anda bir mazeret yaratılıyor. O mazeretin peşinden koşarak düzeltme operasyonları yapılıyor. Sonra tekrar hiçbir şey olmamış gibi bir iki, mesela bugün Çin'den gelen haber gibi pozitif haberle piyasalarda iyimserlik sağlanıyor. Ama bu da kısa süreli oluyor ve aşağı trend devam ediyor. Gördüğümüz gibi hani teknik olarak söylersek tepeler hep daha aşağıda. Diple hep daha aşağıda olmaya devam edecek bir süre daha. Ara ara sert yükselişler görüyor gibi olacağız bazı günlerde, bazı haftalarda. Ama genel trendin aşağı devam ettiğini düşünüyorum. Çünkü dünya ciddi bir resesyonist etki içerisinde. Bununla birlikte daha önceki yayınlarda da ifade ettim. Maliyetlerde artışlar söz konusu. Bu şimdi en azından sermaye piyasaları açısından, borsalar açısından bakarsak şirketler açısından şöyle bir görünüm ortaya koyuyor. Bir şirket düşünün. Cirosu, yani satış gelirleri düşüyor. Maliyetleri artıyor, kar marjı daralıyor. Şimdi dünya ekonomisi de bu noktada bir şirket gibi düşünürsek, şimdi bunun fiyatlanacağı aslında büyükler tarafından fiyatlandı ama küçüklere hissettirilmediği bir ortam. Tehlikeli olan da budur. Sert, gerçekten günler itibariyle üst üste düşüşlerin olduğu durumlar yıkıcıdır piyasalarda ama toparlanması da kuvvetli olabilir. Dipler görüldü, yani bir görülür ve konsolidasyon sağlanır. Ondan sonra da sert toparlanır. Ama biz bunun aylardır tam tersini yaşıyoruz. Ve yaşamaya da devam edeceğiz. Ben bunu daha önce bir yayında da ifade ettim. Yani bu senenin, özellikle 2022'nin piyasalar açısından mottosu, yani bana bir kelimeyle tanımla derseniz volatilite derim, oynaklık. Bunun da bireysel yatırımcı açısından korunmanın, bundan korunmanın en önemli yolu da nakit varlıkların portföyde kuvvetli olmasıdır. Bunu hep görüyoruz piyasalarda. Bakın altın, gümüş, kripto, hisse senedi piyasası, hepsinde bunu yaşadık değil mi? Birçok alanda, enstrümanda yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz. Dediğim gibi yani bazı şeyler açık bariz oluyorsa bunun toparlanması da o şekilde olur. Ama piyasalardaki düşüşlerin ben kademeli hissettirilmeden, evet, olduğunu ifade edebilirim. Bunu şöyle örneklendirebiliriz kısaca. Dolar TL'nin 8 liradan 10-11 liraya giden hareketini hatırlayın. Kademe kademe her gün biraz ve hissettirmeden, sert yükseliş yapmadan gitmişti. 18'e varma noktasına gelirken de 14'ten sonra sert yükseliş yapmıştı, hatırlayın. Kademe kademe bu hareketler oluyorsa piyasada çok algılanmadan, bireysel yatırımcı tarafından hissettirilmeden bu daha tehlikelidir ve uzun süreceğini, evet, düşünüyorum ben. Emre Bey, çok özür dilerim. Sizden önce de Özgür Bey bağlanınca biraz aklım karıştı. Bir yandan notlarıma bakıyorum. Kusura bakmayın. Şimdi Emre Bey, şöyle bir nokta var. Yani hepsinde de konuşuyoruz yayınlarda ve
Bitcoin ve altını, işte enflasyona karşı biri çok konvansiyonel bir ürün, birini de çok trend, yani güncel bir ürün. İkisi de sonuçta altın ve dijital altın olan Bitcoin'in enflasyona karşı iyi bir işte hedge unsuru olacağı, korunma unsuru olacağı belirtiliyordu. Ancak ben hani bir miktar şeytan avukatlığını yapayım sabah sabah. Baktığım zaman bugün Bitcoin'de bir havuç olsaydı, yani işte enflasyondan dolayı çok cazip bir para olsaydı, muhtemelen Amerikan endekslerinden paralar çok daha hızlı akacaktı, yani çıkmış olacaktı. Şimdi uzunca bir süredir Bitcoin bir yatay bir bantta, yani hiçbir şekilde yatırımcıya bir cazip unsur gözükmüyor. Yani alan 30 binden de alıyor, 28 binden de alıyor ama aldığıyla kalıyor. Bir türlü hareket etmeyen bir Bitcoin fiyatlarını görüyoruz. Dolayısıyla bu dönemde Bitcoin gerçekten de sizin saymış olduğunuz etmenlerden dolayı yukarı gidecek olsaydı bugün muhtemelen Wall Street tarafında, işte S&P 500 tarafında 3700-3500 puanları telafi edecektik. O taraftaki para çıkışını çok hızlandırabilecek bir durumdan olmasından dolayı mı Bitcoin sizce tutuluyor burada, buralarda? Valla hani şöyle söyleyeyim, dediğim gibi çok hissettirmeden bireysel yatırımcıya kademeli olarak, tedrici olarak aşağı alıyorlar piyasaları. Biz buralarda piyasa daha en kötüsünü görmedi, savaşı görmüyor, resesyonu görmüyor, yapacak işleri görmüyor dediğimizde aslında bunlardan bahsediyorduk. Ve bir şekilde hani altınla mukayese ediliyor ama altın ve gümüş tarihsel olarak en eski para birimleridir ve enflasyona karşı korumak için en önemli araçlardır. Ben kıyaslanmasının ve piyasa büyüklüğü açısından da doğru olduğunu düşünmüyorum. Önümüzdeki süreç açısından evet, önümüzdeki yıllarda pozitif olacaktır. Bitcoin tarafı ve diğer kripto sağlam paralar için. Ama şu an borsalarda ne görüyorsak aslında Bitcoin ve diğer kripto piyasalarında da onu görebiliriz. Herkesin beklentisi bu kadar sert düşüşlerden sonra, hatta Bitcoin'de bir düşüş var ama diğer kripto paralarda daha büyük düşüşler var, sert bir toparlanma olmasıydı. Ama bu sert toparlanma, bu sert düşüşlerden sonra olmuyorsa burada bir soru işareti olmalı. Dikkat ederseniz yatırımcının psikolojisiyle oynanıyor. Yani bir miktar düşürdükten sonra bir yukarı rally başlatıyor gibi hava yaratılıyor. İki günde bir, üç günde bir. Ama tekrar aynı yere geri geliyor. Ya da kripto paraların algısını bozacak başka haberler de sunuyor. Luna gibi değil mi? Bakıldığı zaman sanki hisse senetleri piyasasında yaşanmıyor. Bugün Borsa İstanbul'da o kadar çok halka arz mağduru var ki, ya da geçmişte Girit'te hisse senedine, hani bildiğiniz bayrak en yukarıda yatırımcıda kalmış durumda. Yani en yüksek fiyattan aldırılmış, en diplere kadar getirmiş. Yani bu aslında piyasanın doğasında bu tarz manipülatif birçok işlem olabiliyor. Bu Bitcoin'de de olur, bugün hissedelerde de oluyor, tahvilde de yaşanıyor. Ya da FED de manipüle edebiliyor gibi. Ama şöyle bir şey var, hep olur. Fakat dünyada şu anda ben bunu çok artık slogan gibi oldu benim kullandığım bu cümleler. Dünyadaki büyük sermaye bu sene 2022 için gözünü karartmış durumda ve bireylere dünyanın hiçbir yerinde para kazandırmamaya yemin etmiş bir politika uyguluyor. Yani aynı bütün enstrümanların aynı anda düştüğü, çakıldığı, birbirinin hedge'i olamadığı bir süreci yaşıyoruz. Yani portföy sepeti kavramının bile ortadan kalktığı bir süreç bence bu süreç. Çok iyi irdelenmesi lazım. Önümüzdeki yıllarda bunalara dair kitaplar da yazılacaktır. Tarihin bence en büyük finansal manipülasyonun olduğu bir dönemin içinden geçiyoruz. Ve hani hakikaten şanssız bir nesil mi bu süresi, bu piyasaları yaşayanlar? Bunu irdelemek lazım. İleriki yıllarda bununla alakalı araştırmalar yapılacaktır. Şunu ifade edeyim. Yani risk nerede bu kripto piyasasında? Evet, geleceğin dünyası kripto piyasası. Doğru. Fiyat para kavramı ortadan kalkacak. Bu da doğru. Büyük merkez bankaları kendi kripto dijital paraları üzerinde çalışıyor. Evet, bu da doğru. Ve Luna probleminden sonra, Luna'daki o sert düşüşten sonra bir takım yetkililer, finans piyasalarının önde gelen isimleri şunu çıktı söyledi. Dedi ki işte bu piyasalara bir düzenleme gerekiyor. Gördüğünüz gibi işte bireyler her zaman yatırımcı her zaman mağdur oluyor. Bu şekilde gitmez. Yani bir şey yapacaklarsa onun mazeretini oluşturmak için sert hareketlere başvuruyorlar. Ve ben bunun bilinçli yapıldığını düşünüyorum. Yani buraya dikkat çekip bu tarafla alakalı ciddi bir regülasyon sürecine girilmesi adına ben bu Luna operasyonunun olduğunu, daha öncesinde de kripto paralarda sert düşüş yaşandığını düşünüyorum. Bu düzenlemelerle, yani piyasaya getirilecek düzenlemelerle birlikte belki biz ara ara tabii yine yükselişler göreceğiz kripto piyasasında ama nasıl ki borsalar, hisse senedi piyasası için ben hala uzun süredir ayı piyasasında olduğumuzu düşünüyorum. Kısa vadeli yükselişler olsa da bunu ifade ediyorum. Bu taraf için de aynı şey geçerli olabilir. Ama buradaki hareketler daha majör oluyor biliyorsunuz. Daha sert yukarı ya da daha sert aşağı olabiliyor. Bunların hepsini yaşayacağız. Büyük ralliler hani beklemek doğru olur mu? Şu an belki olmayabilir ama
parasal genişleme politikalarına geri dönüldüğünü hissettiği anda piyasa, bu demin evet, bahsettiğimiz evet. Amerika tarafından da orada işte tekrar olay başlayabilir. Ama bu bence asıl majör hareketler bu yılın son çeyreği, hatta sonuna doğru ve 2023'te olacaktır. O zamana kadar bireysel yatırımcının piyasadaki oynaklıktan faydalanmak ya da minimum zararla çıkmak için nakit varlıklarının daha kuvvetli olması gerektiğini düşünüyorum portföylerde. Benim şahsi kanaatim aylardır bu. Evet. Piyasada bence 5 ayda bunu gösterdi yani. Ben açıkçası uzun vadede Bitcoin'in terk edemeyecek bir ürün olduğunu düşünüyorum. Yani dünyada bir hiperenflasyon ve stagflasyon riskini birçok ülkede tartışmış şu dönemde. Bitcoin çok önemli bir unsur. Sadece Bitcoin bugün yükselseydi, enflasyona karşı iyi bir koruma aracı resmini verseydi diyelim hani büyük sermayedar sınıf, bugün Amerikan borsaları bu seviyede kalmazdı ve Fed daha fazla faiz artırmak tabii. zorunda kalırdı. Bu da Fed'in maliyetini artırdı belki de, kim bilir değil mi Emre Bey? Dolayısıyla da bekleyip göreceğiz ama bu sizin söylemiş olduğunuz bu dönemde hiçbir şeye para kazandırmamaya çalışılan bir sistem var. Gerçekten doğru. Yatırımcı çok bir üründen aslında baktığınız zaman para kazanamıyor. Her ürün eş oranlı bir şekilde değer kaybediyor diyelim. Çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. Farklı bir perspektif sunmuş olduğunuz yayınımız her sabah olduğu gibi, her hafta olduğu gibi. Emre Şirin efendim bu ekranlardaydı. Kısa bir yere gidelim. Hiç doları konuşamadık. Dolarda da bir 16'lara doğru bir gidişat var. 16'lara doğru gidişat Borsa İstanbul'u aşağı çeker mi diye konuşacağız. Ve karşımıza da Yaşar Yıldırım olacak. Önce kısa bir ara, sonra devam ediyoruz efendim.